PUBG yetkilileri 7.3 güncellemesini sonunda duyurdu. 7.3 güncellemesi 10 Haziran'da test sunucusunda, 17 Haziran'da da ana sunucuda olacak. Bakalım PUBG yetkilileri güncelleme hakkında neler demiş. Bugünkü değişikliklerde odaklarımız araçların hayatta kalması konusunda bazı iyileştirmeler, PUBG'ye yeni gelecek bir patlayıcı, paraşütle atlarken kullanılacak bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve daha fazlasını içerecek. Hadi güncelleme notlarına şöyle bir göz atalım. Araçlar PUBG'nin en önemli unsurlarıdır ve bir süredir araç patladığında da ölme ile ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanmaktaydı. Bu güncelleme araçların nasıl hasar gördüğüne daha gerçekçi bir yaklaşım sunacak ve oyunculara son patlama gerçekleşmeden önce araçtan atlamak için küçük bir zaman aralığı sağlayacak. Patlama mekaniği değişiklikleri. Araçlar artık sıfır cana ulaştıkları anda patlamıyorlar. Bunun yerine artık motorlar devre dışı kalıyor ve yanmaya başlıyor. Ardından araç 5 saniye sonra patlıyor. Yine de kırmızı bölgeler, C4 ve benzeri gibi büyük radyal hasarlar aracın direkt patlamasına neden olacak. Patlayan araçlar artık sadece doğrusal değil, hem doğrusal hem de açısal hız almaktadır. Buna ek olarak da oyuncular araçlar devrildiğinde de artık daha fazla çarpma hasarı almayacaklar. Araç hasar değişiklikleri. Artık çoğu araç farklı hasar çarpanlara uygulanan çoklu hasar bölgelerine sahip olacak. Buggy, Toros, Oaz, Mirado, Kamyonet, Roni ve Zima. Bu güncelleme bu saydıklarım dışındaki araçları kapsamıyor. Hasar bölgeleri. Motor %100 hasar. Motor alanı genellikle önde bulunur. Gövde %75 hasar. Ön ve arka kapılar, gövdenin arka ve alt tarafları. Tavan %50 hasar. Tavan paneli, tavan direkleri, koltuklar ve aynalar. Ayrıca teknelerde bir zırh yükseltmesi yapılmış. Yeni fırlatılabilir C4. C4 oyunculara çekingen rakipleri stratejik olarak temizlemenin yeni yollarını sunan ilginç ve güçlü bir patlayıcıdır. 25 metrelik devasa etkileyici yarıçapı ve siperlere nüfuz eden hasarı ile bu bipleyen patlama tuğlasını duyduğunuzda kaçmak isteyeceksiniz. C4 hakkında kısa bir not. Bunun sadece başka herhangi bir fırlatılabilir olmasını istemiyoruz. Oldukça kısa bir menzile sahip ancak bir binaya veya yeni bir bölgeye düşman girişini kesmek için kullanılabilir. Düşmanı güvenli yerlerinden çıkmaya zorlayabilir. C4 bip sesi çıkarmaya başlar ve atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlar. Patlama durdurulamaz veya erken etkinleştirilemez. C4'te bir uyarı ledi ve artan yoğunlukta duyulabilir bip sesleri vardır. Yaklaşan patlama konusunda sizi uyarır ve hasar yarıçapında açıkça duyulabilir. C4 araçlar da dahil olmak üzere çoğu yüzeye yapışır ama oyunculara yapışmaz. Etkili hasar çapı 25 metredir. Ölümcül hasar çapı ise 15 metre. Hasar dikey olarak uzanır ancak biraz daha az menzillidir. Dikey olarak 12.5 metrede ölümcül bir menzile, ölümcül bir hasara sahip olacakmış. Patlamadan yayılan şok dalgası o kadar güçlüdür ki siper arkasında olsalar bile yarıçap içindeki tüm düşmanlara zarar verir. C4'ün ağırlığı nedeniyle onu uzağa fırlatamazsınız ve çok fazla miktarda taşıyamazsınız. C4 sadece yardım paketlerinde bulunur. Tweet uzakları umduğumuz kadar etkili olmadı. Bu nedenle dar noktaların etrafından dolaşılmasını zorlaştırmak için uzunluklarını %50 arttırıyoruz. Başka bir olaya gelelim. 5000 TL değerindeki çekilişimize katılımlar devam ediyor. Açıklamadaki linkten çekilişe ulaşabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Herkese bol şans. Önceden PUBG Mobile'deki gibi takım arkadaşlarınızla beraber iniş yapabileceğiniz bir sistem üzerinde çalışmıştı PUBG. Yani birini takip ediyorsunuz, o sizi indiriyor. Ama sonra bu bir takım sorunlardan dolayı kaldırılmıştı ve sonra tekrardan ekleneceği söylenmişti. Bu özellik şu anda çözülmüş olan bazı teknik sorunlar nedeniyle hatalar giderildikten sonra bu özellik de oyuna eklenmiş oluyor dostlar. Bir sonraki özelliğe geçelim. PUBG'nin global bir turnuvası yaklaşıyor. Bu turnuva içinde bir etkinlik oluşturulmuş. Oyuna yine bir menü eklenmiş, Pick 'em Challenge diye. Bu Pick 'em Challenge nasıl çalışıyor? Favori takımınızı seçiyorsunuz. Eğer bu takım turnuvada bir başarı elde eder veya turnuvayı kazanırsa size oyun çok özel bir set veriyor. Şu anki gelen verilere göre bu set tamamen Golden M4, AK ve Tava gibi bir paketi içereceği söyleniyor. Bunun dışında Weekend'de birçok iyileştirme var. Bakalım Weekend'e ne demişler? Birçoğumuzun güncellenmiş Weekend'den keyif alıyor olmasından mutluyuz. Tren sistemine daha fazla odaklanmaya yardımcı olmak için, treninizin ne zaman geldiğini ve kalktığını size bildirmek için başka bir hat, ek duraklar ve bazı görsel iyileştirmeler ve ses iyileştirmeleri ekledik. Sezonu sona erdirmek için de biraz daha SNT ve manzara değişiklikleri ekledik. Yeni tren hattı eklendi.
Haritanın ortasına doğru tüm sistemi daha iyi bağlamak ve harita üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırmak için dikey olarak uzanan yeni bir tren hattını oyuna ekledik. Mevcut hatlardaki iyileştirmeler. Daha uzun rotalara daha fazla odaklandık. Yeni yanıp sönen trafik ışıkları ve benzersiz geliş ve gidiş sesleri artık sizi gelen ve giden trenlere karşı uyaracaktır. Birkaç küçük arayüz değişiklikleri var. Bunun dışında Tomiga'nın simgesi değiştirilmiş. 6X dürbünün ve pompalı tüfek şoklarının simgeleri değiştirilmiş. Çeşitli hata düzeltmeleri ve yeni kozmetikler de oyuna eklenmiş. Bunları da merak ediyorsanız açıklamaya link bıraktım dostlar. Açıklamadaki linkten bakabilirsiniz. Güncelleme test sunucusuna henüz gelmedi. Geldiği gibi güncellemenin daha detaylı bir videosunu yapacağım. Bu video için de 10.000 beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın dostlar.